Hakim Bey, ben böyle bir şey benim başıma nasıl geldi ben hiç bilmiyorum yani. Ben böyle bir insan değilim normalde Hakim Bey. Yani cinayet, tecavüz bunlar asla benim yapacağım şeyler değil Hakim Bey. Ama hanımefendi beni çok tahrik etti. Yani erkeklik gururumla oynadı. Delikanlığımı laf etti Hakim Bey. Ben kendimi kaybetmişim. Yani ne ara o bıçağı elime aldım, nereden onu buldum, nasıl böyle bir iş yaptım hiç bilmiyorum Hakim Bey. Ya Hakim Bey, gerçekten çok mağdurum. Ya çok pişmanım ben Hakim Bey. Çok pişmanım yani. Türkiye'nin en iyi oyuncularından birinin anlattıklarına inandınız mı? Mahkemelerimiz her yıl çok daha kötü oyunculara inanıyor ve kadına karşı şiddet davalarında onlara ceza indirimi uyguluyor. Ceza indirimlerine son vermek için Change.org'a gelin, Özgecan yasasının altında sizin de imzanız olsun. Takdiri indirimler ceza sistemimizin yumuşak karnı. Hemen her gün vicdanları kanatan kararlarla karşılaşıyoruz. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan Mersin'de hunharca öldürüldüğünde de gündeme ilk indirimler gelmişti. Katillerin hak ettikleri cezayı almayacakları endişesiyle başlatılan kampanyaya 1 milyon kişi imza atmıştı. Kampanyayı düzenleyenler şimdi o 1 milyon imzanın takipçisi. Özgecan yasasının çıkarılması için partilere mektuplar yazdılar ve seçimlere kadar da bu kampanyayı sürdürecekler. Kampanyanın gönüllü destekçisi oyuncu Mert Fırat ve Change.org Türkiye'nin iletişim sorumlusu Sırma Süren'le konuşacağız. Sırma Süren stüdyomuzda. Sırma hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Mert Fırat da 3G bağlantısıyla karşımızda. Mert merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle bu kampanyaya destek verme fikri nasıl ortaya çıktı? Nasıl girdin bu işin içine? Özgecan Aslan davası hepimizin Türkiye'nin çok yakından takip ettiği bir davaydı. Change.org'da aslında Gözde Salur kampanyanın düzenleyicilerinden, dolayısıyla onun katkılarıyla kampanyayı ben de takip ediyordum. Erhan çok geçici bir gün beni aradı ve bu kampanyaya destek olup olamayacağımı sordu. Birçok oyuncu, birçok sanatçı arkadaşımız da zaten kampanyaya destek oluyordu. Ben de seve seve destek olacağımı söyledim. Ve çok yakın zamanda çektik aslında. Perşembe günü çektik. Cumartesi günden itibaren de aslında yayına girdi. Çok da tipik bir sanığı canlandırmışsın orada. Ne düşünüyorsun bu tür, yani kravatla mahkemeye çıkıp cezalarının ciddi bölümünden indirim alan sanıklar hakkında? Özellikle kadına dönük şiddet ve cinsel suçlarda bu çok yaşanıyor ki bu kampanyanın konusu da bu. Bu olgu hakkında sen ne düşünüyorsun? Ya bunun gerçekten çok ucuz bir numara olduğunu düşünüyorum ve aslında bunun karşılık bulması beni daha çok üzen şey. Hala bir buna böyle bir ceza indirimi ya da giyilen etekten dolayı işte tahrik olduğum bahanesiyle gerçekleşmiş olması bir suçum ve bundan dolayı bir ceza indirimi gerçekten adalete olan güveni sarsacak kadar büyük bir şey. Ve bu böyle olmuş ki 1 milyon 100 bine yakın imza toplandı. Kampanyadan sonra, videodan sonra biraz daha bir artış gösterdi. 1 milyon 100 bine yaklaştı. Senin de belirtmiş olduğun gibi. Dolayısıyla bu kadar karşılık buluyorsa Change.org'un kampanyası birçok insanın da vicdanına dokunmuş ve hala da aynı noktada. Adalet bu kadar tartışılabilir bir şey değil. Bir kravatla ya da sözde iyi halle, kimin buna karar vereceği iyi hal, insanların gelecekleriyle, ailelerin onurlarıyla, işte vicdanlarla bu derece oynanabilecek bir durum değil. O yüzden biraz da buna dikkat çekmek için zaten bu kampanya başladı. Ben de böyle düşünüyorum. Şimdi toplum belli ki üzerine düşeni yerine getirdi. 1 milyonu aşkın imza hiç az değil. Üstelik de internet gibi herkese erişemeyen bir ortamda. Şimdi galiba top siyasetçilerin önüne düştü değil mi? Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Aynen öyle. Siyasetçilerin önüne düştüğü tam da seçim arifesinde zaten daha çok dikkat çekmek için yapılmış, Change.org tarafından başlatılmış bir kampanya. Bu anlamda seçimden önce bunun sözünün alınıyor olması, alınacak olması çok değerli bir şey aslında. Çünkü aslında bu bir sorumluluk. Zaten yerine gelmesi gereken bir şey. Bunu hızlandıracağını düşünüyorum. Bu anlamda zaten burada seçimde herhangi bir vaat gibi kabul edilebilecek bir şey de değil aslında bu. Yani zorunluluk, bir ihtiyaç bu yasa. Başka özgecanların da olmaması için, zaten olması gereken bu.
Bu anlamda mutluyum aslında şimdiden bu kadar çok imzanın toplanmış ve bu kadar çok insanın bu sorumluluğun altına giriyor, bunu destekliyor olmasına. Fırat, çok teşekkürler. Hem bu konudaki sorumluluğu paylaştığın ve elinden gelen en iyi şekilde bunu yerine getirdiğin için hem de katılıp anlattığın için çok teşekkürler. Setten ağırladık Mert Fırat'ı ve uğurladık Sırma Süren stüdyomuzda. Sırma, merhaba. Merhaba. Şimdi iyi bir rakam değil mi? Bu galiba Türkiye'de Change.org'da ulaşılan en büyük imza sayısı. Evet. Türkiye'deki en büyük kampanya 1.092.000'di yayına girmeden en son kontrol ettiğimde. Dünyada da 6. en büyük kampanyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de, yani Türkiye nezdinde baktığımızda halkın ne kadar artık vicdanında bu konuyla ilgili bir yer kalmadığını gösteren bir kampanya şu tam an. Tam olarak ne istiyor? Kampanyanın talebi tam olarak şu aslında, kadına karşı şiddet ve cinayet davalarında keyfi uygulanan ceza indirimi, biz bunu toplum olarak iyi hal ya da tahrik indirimi olarak da biliyoruz. Bunun önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemenin geçmesini talep eden bir kampanya. Anlaşıldığı kadarıyla imza sayısı konusunda sorun yok. Zaten çok büyük bir rakama ulaştı ve duyuldukça da sayı artmaya devam ediyor ama galiba kritik bir aşamaya geldi. Bu imzaların bir işe yaraması, yani siyasetçilerin dikkatini çekmesi değil mi? Evet, yani çok doğru. Zaten daha önce siz Gözde Salur da, yani kampanyanın sahibi. Evet, Gözde Salur daha önce de programa konuk etmiştiniz. Zaten kampanyanın sahibi o. Yani biz sadece Change.org olarak Gözde'ye bir araç sağlıyoruz bu anlamda. Diğer bütün kampanyacılarımıza yaptığımız gibi. Dolayısıyla Gözde Mart ayında bu kampanyada toplanan imzaları, o zaman 1 milyon olmuştu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim etmek istedi. Bir sürü girişimlerimiz oldu ancak bakanlık çok yoğunuz, şu an gündemimiz bu değil gibi geri dönüşlerle bu imzaları kabul etmedi. Dolayısıyla Gözde sizin yayında da söylemişti, hani ben vazgeçmiyorum bu konudan çünkü ben, bu kadar 1 milyon insan beni destekledi, dolayısıyla devam edeceğim mücadeleme dedi. Bu sebeple de bu seçim arifesinde şu an seçimde hani herkesin oylarını, bir yerde bu 1.092.000 kişinin oyunu bekleyen 4 partinin 5 büyük liderine hitaben bir açık mektupla kampanyasını bu tarafa çevirdi. Çünkü aslında bu, yani şu an seçim döneminde olan milletvekilleri ve parti liderleri meclise geldiklerinde bu konuyu çözmeleri istiyor, çözmelerini isteniyor bu kampanyada. Zaten bu konu aslında partiler üstü bir konu. Yani baktığınızda hani herhangi bir partinin tek eline ya da seçim söylemine girmesi beklenebilecek bir konu değil yani. Dolayısıyla herkesin bir araya gelip en kısa zamanda bu seçim döneminden sonra bu açık mektupla talep edilen yasal düzenlemeyi yerine getirmeleri gerekiyor. Kampanya da aslında, yani bu bahsettiğim açık mektupta söz vermelerini istiyor bu 5 büyük liderin. Evet, aslına bakılırsa çeşitli demokratikleşme ya da ekonomik vaatlerin yanı sıra belki hemen her partinin vaatler portföyünü alması gereken bir şey bu. Üstelik de kaynak nereden diye de kimsenin sormayacağı, sorgulamayacağı bir vaat. Aynen, çok haklısınız. Biz aslında Cuma günü, bu geçtiğimiz Cuma günü sizin yayın grubunuzun da önderliğinde gerçekleşen bu Kadın İçin Tek Ses, Benim Sesim Sensin paneline katıldık. Orada da aslında Gözde adına bu soruyu yönelttik. Yani hani bakın, bu kadar insan sizden bu konuyla ilgili çözüm bekliyor, ne diyorsunuz diye sorduk. Ancak oradaki adaylardan, yani işte HDP, CHP, MHP ve AKP yoktu ne yazık ki o panelde. Herhangi bir somut bir çözüm önerisi alamadık yönelttiğimiz soruya. Ama bu açık mektup aslında önümüzdeki, yani yarın itibariyle birkaç gazetede de tam sayfa ilan olarak yer alacak. Dolayısıyla umarız, biz her türlü aracı deniyoruz, yani Mert Fırat'ın videosu olsun, Gözde'nin işte online'da sitemizde yürüttüğü kampanya olsun, gazete ilanı olsun, liderlerden cevap almak için. Çünkü burada 1.092.000 kişi bu kampanyaya cevap bekliyor ve hani bu kadar net bir talebi olan kampanyaya cevap vermemek gibi bir lüksleri yok diye düşünüyorum aslında. Evet, belki birbirlerini kolluyorlar. Kimse söz vermezse biz de vermek zorunda kalmayız diye. Bu biraz altından öyle kolay çıkabilecekleri bir konu gibi durmuyor bence. Gözde Salur, her şeyi başlatan İzmirli öğrenci, telefon attığımızda. Merhaba. Merhaba. Sizinle aylar önce konuşmuştuk. Özgecan Aslan cinayetinin hemen ardından bu kampanyayı başlattığınız zaman amaç ne, hedef ne diye anlatmıştınız ve o zaman ilgili bakanlığın bu konuda çok da alakalı olmadığını duymuştuk. Şimdi hedef büyümüş. Tam da aslında gündemi fırsata çevirmekte bu olsa gerek değil mi? Seçim döneminde yapılabilecek en iyi yöne çevirmişsiniz kampanyanın burnunu.
Yani evet, kesinlikle öyle. Zaten siyasi partiler halkı temsil etmek için var. Biz bu kampanyayı başlattık ve ben yayına bağlanmadan önce baktığımda tam 1.092.726'ydı imza sayısı. Toplumun birçoğunun imza attığı ve desteklediği bir kampanya. Siyasiler çıktılar, ekonomiyle ilgili, işte demokrasiyle ilgili bir sürü vaatlerde bulundular. Peki biz de onlara kadın haklarıyla ilgili ne düşündüklerini ve bu yasayı çıkarıp çıkarmayacaklarını, kampanyadaki imzaları kabul edip etmeyeceklerini soruyoruz. Ve onlardan bir söz istiyoruz. Çünkü Ayşe Arman'la yaptığım röportajda şöyle söylemiştim. Bu bir farkındalık kampanyası değil. Çünkü ne kadar farkına varabiliriz ki artık? Her şeyin farkındayız aslında. Somut bir adım istiyoruz. Lafı evirmiyoruz, çevirmiyoruz, dolandırmıyoruz. Tek bir şey istiyoruz. Kadına karşı uygulanan şiddet ve taciz davalarında iyi hal ve tahrik indirimi kalksın diyoruz. Ki bu da haklı bir talep bence. Evet, Mert Fırat'ın mesela bu kampanyaya destek vermesi çok önemli bir katkı. Bu ve başka tanınmış kişilerin de belli ki bu işin içinde olması bekleniyor ve hali hazırda katkıları var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Özellikle bir erkeğin bu işe bu şekilde girmesi. Evet, gerçekten şu aşama beni çok mutlu etti. Mert Fırat olsun, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ve daha birçok ünlü tahrik indirimi son bulsun, kadınlar yasaları korusun afişleriyle birlikte Twitter'da, Instagram adreslerinde fotoğraf çekip bu fotoğrafları paylaşıp bana destek oldular. Bundan sonra zaten imzaların sayısı kat kat arttı. Böyle tanınan insanların, topluma yön göstermesi gereken sanatçı adı altında olan kişilerin bu şekilde bana destek vermesi ve işi bıraktığı kadar getirmeleri beni çok mutlu etti. Ama ben ne zaman mutlu olacağım? Bu yasa çıktığı zaman ve daha önce sizin programınıza katıldığımda ben 1 milyon kişinin sesi oldum. Onlar bana güvendi. Benim arkamda durdular, bana destek verdiler. Bundan vazgeçmeyeceğim, sonuna kadar götüreceğim dedim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bu yasa çıkana kadar bunun peşini bırakmayacağım ve umarım gerçekten şu an zamanlama dediğiniz gibi aslında tam zamanı, seçim arifesi. O yüzden bu yasa şu an kabul edilirse ben o zaman gerçekten çok mutlu olacağım. Gözdesi olur. Gerçekten de bu son hamleyle bir önceki konuşmamızı doğruladınız. Bu işin peşini bırakmayacağım demiştiniz. Gerçekten de bırakmadığınız için tebrik ediyoruz. Bundan sonra da bırakmayacağım sözünü de gerçekten bunun teminatı olarak kabul edebiliriz. Çünkü bu konudaki azminiz ortada. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Ben vaktiniz varsa mektubu da okumak istiyorum. Buyurun. Buradan herkese ulaşması için. Özgecan'ın tecavüz edilip vahşice öldürülmesinden sonra başlattığımız kampanyamızda dönüm noktasına geldik. Kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal, ceza ve tahrik indirimlerinin tarih olması için çok önemli bir dönemdeyiz. Bugün Türkiye'de bu talebe katılan 1 milyon 90 binden fazla kişi var. Ancak siyasilerimiz hala suskun. Bu sebeple aşağıdaki mektupla Türkiye yönetmeye aday 4 partinin liderlerine sesleniyoruz. Özgecan yasası çıksın, yasalar kadınları korusun. Sen de imzanı ekle, bu isteğe katıl. Bizler Özgecan Aslan cinayetinden sonra kadına karşı işlenmiş suçlarda keyfi uygulanan ceza ve tahrik indiriminin kalkması için imza vermiş 1 milyon 90 binden fazla kişiyiz. Siz bu ülkeyi yönetmeye aday 4 büyük partinin liderlerisiniz. Bugün eşini öldüren bir erkek sadece duruşmada kravat taktığı için indirim alıyor. Aynı şey bir kadın için geçerli değil. Bir kadına tecavüz eden erkek kadın mini etek giydiği için tahrik indirimi alıyor. Biz bunun yanlış ve adaletsiz bir uygulama olduğunu size anlatmak istiyoruz. Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Selahattin Demirtaş ve eş başkan Figen Yüksekdağ, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sizden isteğimiz ülkemizin bu kanayan yarasını görmeniz ve bu haksız uygulamayı sona erdireceğiniz söz vermeniz. Gelin bu adaletsizliği yok edelim ve bunun adına da Özgecan yasası diyelim. Seçim yasakları başlamadan hemen önce verdiğiniz yanıtı kamuoyuna açıklayacağız. Tüm kalbimizle bir sonraki duyurumuzda her birimizin adının yanında söz vermedi değil, söz verdi yazmasını diliyoruz.
Özgecan yasası için imza vermiş 1 milyon 90 binden fazla kişi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi galiba yapılması gereken bir tek şey kaldı. Ya bu parti liderlerine yakın ve onları destekleyen kadınlara erişmek ve onlar vasıtasıyla belki onlara ulaşmaya sağlamak. Yani çünkü bu internet ya da gazete ilanlarıyla da sonuç alınmazsa belki o yakın çevredeki kadınları birer baskı unsuru olarak kullanmak ya da kadın seçmenleri kullanmak. Yani evet işe yaramayacağını düşünmüyoruz biz. Çünkü yani burada çok ciddi bir imza sayısından bahsediyoruz. Hı-hı. Ve hani dediğim gibi seçim dönemindeki hiçbir lider buna kayıtsız kalmayacaktır diye düşünüyoruz. Her ne kadar çok kısa bir zaman kalmış olmasına rağmen. Ama zaten yani biraz önce Gözde'nin de dediği gibi aslında toplumun her kesiminden kişi, ünlü, sanatçı, yazar bu geçtiğimiz birkaç gün içinde bu kampanyaya desteğini sosyal medyadan verdiler ve kendi hesaplarından işte change.org, Taksim Özgecan adresine gelin siz de imzanızı ekleyin dediler. Dolayısıyla hani bu kampanyaya da daha fazla hani duyurma anlamında yapılabilecek her türlü bir şey yok. Ancak görmek isteyen gözlerden yani görmek kaçacak isteyen bir şey görüyor değil. Ve hani bence bu yani önümüzdeki birkaç gün içinde biz partilerden bir şeyler duymayı bekliyoruz. Çünkü yani bu konu her an gündemde, dolayısıyla geri dönüş olacaktır diye düşünüyoruz. Sırma Süren, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız.